Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere elektrik süpürgesinde bu model bir motora sahipseniz bu motor nasıl sökülür, kömürü nasıl değiştirilir, rulmanları nasıl çıkarılır, yeni rulmanlar nasıl takılır, arızaları nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Bizim motorumuz dönmüyor. Yani zorluyorum, böyle bir hafif oynama var fakat dönmüyor. Rulmanların dağıldığını düşünüyoruz. Sökünce ortaya çıkacak. Ne yapmamız lazım? İlk olarak şu parçayı ayırıyoruz. Buraya bir tornavida takarak, elinizi ise çekiçle direkt vurarak açabilirsiniz. Değilse böyle tornavidayı takıp şöyle hafif hafif vuracaksınız arkadaşlar. Şu kısım ayrılacak. Bir yandan kamerayla çekip, işte kameranın açısını tutturmaya çalışıp bir yandan da sökmek zor oluyor tabii ki. Bu şekilde ayırdınız. Evet, bizim motorun sorunu burada. Pervane buradan gitmiş, kırılmış. Neden yapar bunu? Balans yapmıştır. Bakalım. Evet, dönüyor. Daha önce dönmüyordu. Parçası nerede acaba? Neyse, burayı açtıktan sonra burada bir vidamız var. Bu vidaya lokman anahtar takarak açacağız. Kaç bu? Yazmışlar mı üzerine? 1 bölü 2 zannedersem üzerindeki yazıyı okuyamadım. Normal vidalar ne tarafa açılıyorsa o tarafa çevrilerek açılıyor. Yani sola. Çok zor değil açılması. Buradan tutarak açabilirsiniz. Pervane içerisine tornavida vesaire sokmayın. Pervaneyi kırarsınız. Daha çok zarar verirsiniz. Evet. Burada bir pulumuz var böyle. Üzerinde de bu vida takılı. Sonra bu parçaya geldik. Burası da, önce şunu gösterelim. Şurada da bu pulumuz var. Söktüğünüz şekilde toplayacaksınız. O yüzden sökerken en azından bir resim çekin. Sorun yaşamak istemiyorsanız. Bu pul şu şekilde takılacak. Yani bu kısım şuraya girecek. Böyle değil. Şimdi saçma oluyor böyle. Sonra burayı şuradan hafif yukarı doğru kaldırarak çıkarıyoruz. Zorlama yok. Ne diyoruz? Mekanikte zorlama yoktur. Zorluyorsan kırılır. Bunu da ayırdık. Ve rulmanımız meydana çıktı. Evet. Rulmanın sesi iyi değil. Şöyle mikrofona yaklaştıralım. Şimdi şurada bir trik nokta var. Bunu çıkarttığınızda kömürler otomatik olarak, yani buradayken direkt olarak iç kısımda birbirlerine yapışacak. Alt rulmanımız iyi durumda. Bunda bir sorun yok. Ancak bu kötü. Bunu da göstereceğiz. Şu iç kısımda bir tane de yayımız var. Kömürlerin kenarında. Şimdi kömürleri bir çıkaralım. Bunda bir sıkıntı yok. Bu sağlam. Şuna bakalım. Burada bir enteresan durum var. Kömürü direkt olarak bağlamışlar. Ve hoşuma gitmedi. Sıkı duruyorsa önemli değil. Ancak rotörü tekrar takmak için bir tarafı açacağız mecbur. Evet, bu buradan kopmuş. Şuraya takılı olması lazım. Bakın şurada bir tane yay var. Yani takıp çıkarken düşürürsünüz, kaybedersiniz. Bilin diye gösteriyorum. Bu alt rulma bu yayın üzerinde kalıyor. Bu iç kısmı da bezle bir şeyle sileceğiz. Şunları bir temizleyeceğiz. Şu rulmanı değiştireceğiz. İyi durumda değil. Bu rulmanlar çok zor çıkmıyor.
Yani tornavidayla da çıkarabilirsiniz ama şuradaki sargılara zarar verebilirsiniz. Yani ben dokunurken bile çıtır çıtır ses geliyor. Nasıl yapacağız? Şöyle bir malzeme yaptım ben. Bunu tahtaya monte edip yukarıdan çekişle vuracağım. Ancak hani videoyu buradan kapatıp hemen işe girişebilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Buraya böyle yumuşak bir şey koyun. Süngerimsi. Çünkü çekişle vurduğunuzda burayı deforme edersiniz. Bu vida bunu tutmaz. Plastik çekişler var. Onlarla da vurabilirsiniz. Bunu çıkartalım. Yeni rulmanı takalım. Sonra deneyelim bakalım çalışacak mı? Yani şundan dolayı balans yapabilir. Balans yaparsa bu pervane yani pek bundan bir şey değil. Çıkma mıkma vesaire bulabilirsek değiştireceğiz. Değiştiremezsek böyle kalacak. Bekleyecek. Şimdi rulman çıkarma işlemine başlayalım. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Bitirdik bunu. Yani bu biraz hızlıca oldu. Hemen anlatalım. Bu bulaşık makinelerinde kullanılan motorların, çamaşır makinelerinde de olabilir. Şu anda resmini görüyorsunuz zaten. Bunu kestim. Buralardan çiviledim. İki tane takozun altına koydum. Bu tarafı çivilemeden önce bunu buraya taktım. Çünkü yani çıkarma şansınız yok. Rulman çıkınca bu çıkacak. Daha böyle güzel şeyler yapılabilir. Bu ve başka yöntemlerle ufak rulmanlar nasıl çıkarılır? Videosunu da çektim. Açıklamalara linkini koyuyorum. Oradan diğer yöntemleri de öğrenebilirsiniz. Bunu daha pratik hale getirebiliriz. Şunları yan olarak buraya çakarız. İki tanesini. Fakat bu rulmanın buradaki genişlik sığmaz. O yüzden de şöyle şöyle oyulur ve bu şekilde yani şurası oyulmuş şekilde sabit yapılabilir. Dışarıdan sökme aparatı da alabilirsiniz. Büyük rulmanlar için ayrı, küçük rulmanlar için ayrı satılıyor. Ancak çok bu işlerle uğraşmıyorsanız bu da basit ve etkili bir yöntem. Zaten göstereceğim hemen size. Böyle plastik bir çekicim var benim. Sizin yoksa buraya böyle bir kağıt, gazete, plastik şeyler koyup normal çekişle de yapabilirsiniz. Normal vuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde rulmanımız çıktı. Bu basit aletle. Şimdi şöyle kenara koyalım. Rulmanı nasıl çakacağız yeni rulmanı? Bu arada dağılmış baya. Bunun içinde iki yöntem var. Ocakların içinden çıkan şöyle bir ne derler? Kelepçe var. Burç var. Böyle bir metal parçası. Bununla tam şöyle koyup çakabiliriz yeni rulmanı. Ya da bir tane somun vida bulursunuz. Bakın. Bu da tam olarak uyuyor buraya. Böyle değildi. Şu şekilde. Neden? Şu boşluğa bu denk gelmesin. Gelirse içeriği bozar. Bu şekilde de olur aslında. Kavis var mı? Ya en güzeli bu. Çünkü değmiyor. Yeni rulmanı çakıyoruz. Bu şekilde dikine koyunca rulmanın üstüne koyuyoruz. Biraz elinize ittirin. Girdiği kadar. Sonra buna vuruyoruz. Dikkatli bir şekilde olabilir. Yetmiyorsa bir tane daha koyarsınız bir daha. İki tane olur yani. Benim elimde malzeme var. Bununla devam edeceğim. Zaten şu sesi duyduğunuzda işlem tamamdır. Tok bir ses geliyor. Rulmanda da bir ötme var. Beğenmedim sesini. Bunu da değiştireceğim. Ses hoşuma gitmedi. Bunda nasıl çıkaracaksınız değil mi? Böyle vurduğunuzda çıkmaz. Bir tane vida olur. Şöyle sert bir vida. Ortasına koyup easy bir şekilde çıkıyor gördüğünüz gibi. Yaptığımız alet gayet güzel çalışıyor. Yenisini de çakıyoruz. Ses değişti. Gayet güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Toplayacağız. Şunları bir temizleyelim, yıkayalım.
Ondan sonra toplama işlemine başlayalım. Motoru çalıştıralım bakalım ne olacak. Bu motorla aslında bu kadar uğraşmam. Ancak video çekmek için kötü bir motor tercih ettim. Çünkü iyi motoru burada yapsak sorunlu motorla karşılaşanlar sorunlarını çözemeyebilirler. Normalde bu kadar uğraşmayız. Neyse. Şimdi bunu takıyoruz. Burada yayımız vardı. Buraya oturtuyoruz. Sonrasında en son kömürleri hallet. Bunu yerine oturtuyoruz. Burada pulumuz var mıydı? Bir pul burada var. Evet. Bunu üste takıyorum. Bir şeyi tamir edecekseniz ara vermeyin. Yani başlayınca bitirin. Ben şimdi video çektiğim için bunu ara vere vere çekiyorum. O yüzden çok tavsiye etmem. Başlayınca bitirin çünkü hafıza tutmaz. Unutursunuz. Nasıldı? Nereden çıkarmıştık? Düşünür, dururuz. Ya da durursunuz. Şimdi bunu da taktık yerine. Vidamızı vidalayacağız. Normal çekişle vurduğunuzda şu çekişle üst tarafı yani hiçbir koruma almadan takarsanız bozarsınız. Bu vida da yerine oturmaz. Kalırsınız öylece. Bunu da sıkarken çok fazla güç uygulamayın. Ancak sıkı olsun. Problem yok gibi gözüküyor. Bunu takacağız. Şöyle eğlen yerlerini düzeltin. Hava kaçağı olmasın. İyi çekmez o zaman. Evet, gayet iyi oldu. Gelelim kömürlere. Kömür tellerinin nasıl bağlandığı ile ilgili bir video çektik. Onu da açıklamalara ekliyorum. O videodan bakabilirsiniz. Takıldığınız yer olsa komple yeni kömür takacaksanız. Şimdi bu kömürü normalde takıp şuraya lehimleyeceğim. Ancak şimdi onu yapmayacağım. Video uzamasın. Direkt olarak oturtup buraya bağlayacağım. Yani çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakmak için ses gürültü var mı vesaire. Şöyle temas etsin yeter. Şimdi bakalım nasıl çalışacak. Bunu bir şekilde mengeneye kıstırmamız lazım. Yoksa atar. Nasıl yapacağız? Yapacağız bir şekilde. Şu an işlemi tamam. Çok uzun süre çalıştırmayacağım. Çünkü mengeneye bağladık ama çok güvenli değil. Çok kuvvetli motorlar bunlar. Bakalım ne yapacak. Umarım bizi üzmez. Çalışıyor. Oldu mu oldu. Easy mi? Easy tabii ki de. Arkadaşlar bu kadar. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.